25 Kasım 2023 Cumartesi. Kasım ayının son haftasına giriyoruz. Borsa dalgalı, dolar dinmiyor. Merkez Bankası'nın 5 puanlık sürpriz beklenti üstü faiz arttırımına rağmen sakinleşmeden yoluna yavaş 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 adımlarla devam ediyor. Altın, özellikle gram altın, hem ons bacağından gelen destek hem de TL bacağından gelen destekle yoluna, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ve tabii ki gram gümüş de benzer hareketler içerisinde. Evet, yatırım enstrümanlarını ve ekonomide geçtiğimiz hafta neler oldu? Bunların hepsini bu videoda her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz bu kanalı kurduğum günden bugüne neredeyse önemli bir hastalık. Covid olduğum zaman 1-1,5 ay kadar ara vermiştim. Ve önemli zamanlar dışında, önemli anlar dışında hiçbir hafta sonu sizi yalnız bırakmadım. Eğitimler, seyahatler de dahil buna. Ama geçtiğimiz hafta yayın yapamadım ve biliyorsunuz annemi kaybettim. Ve çok sayıda mesaj attınız buradan, Instagram'dan, X'ten, her mecradan. Size çok teşekkür ediyorum. Annem gerçekten benim hayatımda çok önemliydi. Çok fedakar bir insandı. Onu saygıyla bir kez daha burada anıyorum. Geçtiğimiz haftanın önemli olayı Merkez Bankası faiz kararıydı. Merkez Bankası ne yaptı? 5 puanlık faiz arttırımı yaptı. Herkes 2,5 bekliyordu. Kişisel olarak benim de beklentim yıl sonuna kadar 2,5-2,5-5 puanlık bir artış yapmalarıydı. Ama Merkez Bankası'nın bu sürprizi normal şartlarda dövizi aşağı, doları, euroyu aşağı, borsaları da Merkez Bankası çok cesur davrandı ve faiz artırım kararının içerisindeki cümlelerle ne dedi? Bu sona doğru yaklaşıyoruz. Yani sona doğru yaklaşıyoruz ne demek? Faiz artırımlarında yavaşlayacağız. Yani enflasyonla savaşta hedefe ulaştık, ulaşmaya yakınız demek. Ortada öyle bir şey var mı? Enflasyonla hedefe yakınlık. Enflasyon biliyorsunuz resmi rakamlarla 60'ın üstünde. Enagro rakamları çok daha yukarılarda, söylemiyorum bile. Halkın enflasyonu sorarsanız %100'ün altında değil. Halkı sokakta çevirin, siz sorun veya siz zaten izleyici olarak kendi enflasyonunuzu biliyorsun. %100'ün altında bir enflasyonu bulmak pek zor. Ama Merkez Bankası 40'a aniden artırım yaptı. Böyle de bir söylemle normal şartlarda çok pozitif bir hava yaratmaları gerekiyordu. Amaç da buydu. Fakat ne oldu? Maalesef ne oldu? Çünkü biz istiyoruz burada yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir illa piyasa kötü olsun, iyi olsun böyle bir görüş yok. Hep iyi olsun yani. Burada tercihimiz Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seven, vatanını çok seven, memleketini çok seven bir insan olarak ben her şeyden önce her gelişmenin aslında Türk ekonomisi, Türk halkı için iyi olması demek. Ama şimdi yapılan işlemlerle maalesef sonuçları veya arkasındaki gerçekler birbirini tutmuyor. Bu hafta onunla ilgili bir tweet attım. Mesela dedim ki herkes beklenti üzeri faizi, çok iyi Merkez Bankası cesur davrandı, enflasyonla savaşıyor, helal olsun gibi birçok arkadaşımız, ortodoks ekonomist arkadaşlarımız tweetler attı. Ben de diyorum ki burada maalesef sevinecek bir ekstra bir durum yok. Evet tabii ki faiz arttırması şu anda kısa vadede olumlu olabilir. Yapılan hataları, geçmiş hataları temizlemek için yapılıyor ama halkın geliş kesimlerine ağır yükler binmeye devam ediyor. Ama hemen bir not düşünmüştü. Demişti ki Merkez Bankası faiz artışı kredi kartı faizlerini yıl sonuna kadar etkilemeyecek. Yani şimdi o zaman faizi arttırıyorsunuz. Niye arttırıyorsunuz? Sadece bankaları sıkıştırmak için o ortaya çıktı. Peki anlıyorum. Ama benim attığım tweet'e dönelim. Ne dedim? Beklenti üstü faiz artışıyla ilgili görüşüm. Dedim ki döviz bulamıyoruz. Bunun tercümesini yaptım. Döviz bulamıyoruz. Yerel seçime kadar tasarruf da yapamıyoruz. Hızla faiz artırıp ortodoks vesaire vesaire döviz talebini kontrol altında tutup Nisan'a kadar idare etmeye çalışıyoruz. Siz de çok şey etmeyin, bizi idare edin. Evet, ben böyle anladım. Siz bilmiyorum nasıl anladınız ama. Şimdi arkadaşlar niye böyle bir mesaj veriyorum? Çünkü yapılanların somutta gerçek bir enflasyonla savaş yapıldığına maalesef gözlemlemiyorum. Çünkü enflasyonla savaş topyekün yapılır. Devletin her kurumunda çıkarsınız, devletin en üst düzey yetkilileri bir masanın çevresinde oturur. Halkla bir araya gelir, hatta halkın toplandığı meydan. Der ki bakın kardeşim biz enflasyonla savaşıyoruz. Bakın devletin elindeki lüks arabaları sattık. Biz bisiklete bineceğiz, misal veriyorum. Veya toga bineceğiz en azından. Biz şunu yapacağız. Ya bunlar sembolik hareketler. Evet ama tasarruf yaptığınızı dair bir işaret. Onun dışında gerçekten devletin bakanlık ne tasarruflar yaptığını böyle tablolar halinde halka anlatın. Deyin ki bakın siz zor zamanlardan geçiyorsunuz. Biz enflasyonla savaşıyoruz ama siz zor zamanlar, biz de zor zamanlardan geçiyoruz. Biz de kendi masraflarımızdan, lüksümüzden ödün veriyoruz. Bunu dediğiniz zaman inanın halk enflasyonla savaşa daha büyük destek verecek. 3 puan, 5 puan, 10 puan, 20 puan artışlardan çok çok daha etkili. Ne yapacaksınız? Enflasyonla nasıl savaşacağız?
Tüketimi düşüreceksiniz. Düşürdüğünüz anda zaten enflasyonla savaş başlamış olacak. Ama siz gerçekten tüketimi halkın düşürmesini istiyor musunuz? Yerel seçime giderken yani bir küçülme amacı güdüyor musunuz? Dolayısıyla burada amaçlarla, gerçekler, yapılanlarla, hedefler falan yani birbirine biraz çelişiyor. Dolayısıyla ben de bunu görüyorum. Ben biliyorsunuz burada siyasetten tamamen bağımsız, gördüğünü çalmaya çalışan bir hakem gibi davranmaya çalışıyor. Burada maalesef Mehmet Bey geldiği günden beri yaptığı politikaları, hamlelerini destekliyorum. Bunun da karşısında değilim ama arkasındaki sebepleri görüp de dışarıdan maalesef henüz hala çok sınırlı. Geçen hafta bir miktar para geldi hazine bonosu piyasasına. Yavaş yavaş da geleceğini umuyorum ama o kadar sınırlı para geliyor, o kadar sistemik, hala toplumun üst kademesinden herhangi bir vergi almaya veya oranın da enflasyonla mücadeleye ortak etmeye dair bir program henüz görmediğim için maalesef eksik buluyorum yapılanları. O açıdan biraz daha fazlasını görmek ve gerçek bir program duymak istiyoruz en yakın zaman. Neyse, bu geniş makro hikayeyi bir kenara bırakırsak bir grafiklerimize hızlıca bir bakalım ne oldu ne bitti. Dolar TL 28.52 en kısa vadeli, 28.20 de orta vadeli trend takip seviyeleri. Bunların üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Bu hafta sevgili Barfezer'in kanalında konuk olduğum zaman yerel seçimden sonra doların çok daha sert hareketler yapma ihtimalini bir kez daha dile getirdim. Tekrar söylüyorum. Doların bütün hareketleri kontrollü şekilde devam ediyor. Ama bunca sert faiz artırımları kabul edilen faiz artırımlarına rağmen doların kontrollü şekilde enflasyonla paralel yukarı gidiyor olması tamamen aslında sistemin aşırı değerli bir TL, Türk lirası ortamının devam ettiğini ve geçmiş enflasyon verilerinin hatalı verilmesinden kaynaklı yanlış bir algının olduğunu ama halkın bu algıya düşmediğini ve halkın onun için dövizini asla bozmadığını ve sadece KKM'leri baskıyla bozdurarak şimdilik sistemi ayakta tutmaya çalıştıklarını söylüyorum. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. KKM tamamen temizlenene kadar da biliyorum ki Mehmet Bey'in de programı KKM temizlenene kadar böyle gitmeye çalışacaklar. Sonra da az kalan bir KKM ile bir gecelik operasyonla o KKM'yi ister istemez vadesine falan çevirmek zorunda kalacaklar. Bu tamamen bir spekülasyon ve kişisel bir tahmin. Herhangi bir bilgi değil ama başka türlü gidişatı yok bu KKM. Dönülmesi zor bir yoldu. Kontrollü şekilde şu anda dönebildiklerini takdirle izliyoruz. Bu konudaki çabaları da takdir etmeye devam ediyoruz. Ama baştan yaratılan hatanın ben kazasız belasız hala atlatılmasının çok zor olduğunu, bir noktada bir şeylerin tıkanacağını düşünüyorum. Çünkü hala aşırı bir iyimser piyasa var. Ne iyimser? Yani hiçbir sorun çıkmayacakmış gibi, her şey toz pembe devam edecekmiş gibi bir tavır var. Hepsi birden olmayacak, bakın tekrar söylüyorum. Hem enflasyon düşsün, hem büyüme olsun, hem KKM'den sorun çıkmasın, hem ülke dövize boğulsun filan. Bunların hepsi bir arada olmayacağı için birinden feragat edildikçe oradan sorunlar büyümeye, onunla ilgili daha fazla yüksek sesler yükselmeye başlayacak. Onun için gözeceğiz. Dolar da 33 en yakın vade, 39.44 orta vadeli hedefler devam ediyor. Daha fazlasının da 2024'te geleceğini düşünüyorum hala. Eğer Türkiye bir finansman bulacaksa çok çok daha fazlasına ihtiyaç olacak. Özellikle IMF'li bir programa doğru yönelirse, ki yerel seçim sonrası çok olası, o zaman işte çok daha yüksek bir kurla gelecektir. Çünkü IMF büyük bir para vermek için sizden daha büyük bir devalüasyon isteyecektir. Ama onu da KKM'yi temizledikten sonra. O kenarda. Geçen hafta altının hareketi kayda değerdi. Altın ve gümüşün hareketi. Altın onsu yukarı hafif hafif 2000 doların üzerine dayanmışken gram altın serbest piyasada 1893-1900 sınırına dayandı. Bakın bu haftalık kapanış seviyesi. Gram altında grafiğimize göre yaptığımız analizde TradingView teknik analiz programının verilerine göre, yani orada ekran fiyatlarına göre 1857 kapanışı var haftayı. Ona göre 1812 trend takip seviyemiz. Yani buna göre %3-4 aşağısında kırılmadığı sürece gram altın hareketi yukarı. Yani tarihi rekorlardayız, 1900'deyiz ama biliyorsunuz 2262-2500 minimum hedeflerimiz var. Oralara doğru hareketi devam ettiğini düşünüyorum. Ben hareketin daha çok daha fazla yukarılara gideceğini de düşünüyorum ama kademe kademe devam edelim. Yani gram altını ben 2260'a gelince bozulur muyum? Pek zannetmiyorum. Öyle bir planım yok. Ama hani takip açısından, teknik hedefler açısından bu verileri sizinle paylaşıyorum. Ama gram altındaki hareketi son derece kontrollü, beğeniyorum. Yurt dışındaki hareketi haftanın 300'lü videosunda detaylı yine değerlendireceğiz biliyorsunuz. Gram gümüşle benzer. Kapalı çarşıda 23 liralık sınırına dayanmış bir gram gümüş var. Hatta üzerine işçilik falan biraz daha yüksek fiyatlarda. Ekrandaki fiyat da 22 lira 51. Evet, 21.90 trend takip seviyemiz. Orada da yukarı hareket. Hatta bu hafta orası çok sert hareket. Tarihi rekorlar kırmış oldu. Ve ben bunu biliyorsunuz borsada iş
işlem yapmak isteyenler için GMS TRF veya GLD TRF fonlar aracılığıyla altın fonları borsada işlem gören hatta altın S1 gibi ürünlerle gramları trade ediyoruz. Ama fiziki olarak bir miktar portföy sepetlerinde hala bulundurmayı önemsediğimi bir kez daha hatırlatayım. Ben portföy sepetlerinin bir miktarını gram altın ve gram gümüşü mutlaka tutuyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Ama ekranda kısa vade trade'ler için de söylediğim ürünleri trade etmeye devam ediyorum. Ve birazdan Borsa İstanbul'a değinmeden arkadaşlar bakın bütün bu olgu aslında bir portföy sepet oluşturma mantığından geçiyor. Yani bir miktar altın, gümüş, bir miktar ben niye her hafta burada 3 yıldır değişik ürünlerle haftada en az 3 video çekmeye ve sizi aydınlatmaya çalışıyorum, yolunuzu açık tutmaya çalışıyorum. Çünkü bir ürün sadece borsa, sadece kripto para, sadece dolar, sadece altın, gümüş değil. Doğru sepeti oluşturmanız belli bir strateji ama benim stratejim değil, kendi trend stratejinize göre oluşturmanız gereken bir portföy sepeti hedef. Bunu da tabii daha detaylı öğrenmek isteyenler için eğitimler veriyorum dönem dönem. Yine yılın son eğitimi bu hafta, önümüzdeki hafta başlıyor. Pazartesi online başlayan bir eğitimim var. devrimhakkı.com web sitemden bu eğitime başvurabilirsiniz. Dünyanın her yerinden bu eğitime bağlanıp benimle portföy sepetinizi nasıl oluşturacaksınız, yatırım stratejinizi nasıl yapacaksınız, bunu benden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda network'üme dahil olmak için de uygun bir fırsat. Hem Telegram grubuma, özel private Telegram grubuma, hem de VIP eğitimime katılanlar için, o da yine önümüzdeki hafta başlayan VIP eğitimime katılanlar da özel benimle beraber network'e dahil olup WhatsApp grubuma dahil olacaklar. Şimdi bunları neden söylüyorum? Çünkü gerçekten çok fazla soru soruyorsunuz sosyal medya aracılığıyla. Ben de size yetişmeye çalışıyorum ama asıl sizin kendi stratejinizi üretmeniz, bu soruların yanıtlarını kendiniz verebilmemiz en ideali ve bunu da eğitimlerle vermeye çalışıyorum daha yakın markajda. Evet, Borsa İstanbul'a bir bakalım. BIST 100. BIST 100'de 7930-8080 bölgesine dikkat çekmiştim. Bu hafta da yine bir tweet attım, birkaç tane tweet attım borsa ile ilgili. Biliyorsunuz o 8080'e doğru bir deneme oldu. 8062'yi gördük. Orayı geçemedik. Ve onunla ilgili önce bir uyarı mesajı attım oralardayken. Daha sonra oradan döndü. Oradan döndükten sonra da zaten hani orası geçilmediği anda işlerin bozulma ihtimali. Henüz büyük bir bozulma yok. Haftayı dalgalı bir seyirle kapattı. Bakın teknik olarak baktığımız zaman grafiğe 8062 artık önemli seviye benim için. O 8080 diyelim ama hani o bölge geçilmediği sürece bunun bir ABC'de C dalgası, yani düzeltmenin bitiş dalgası olduğunu kabul edeceğiz. Ama 8080 geçilirse bunun yeni bir yükseliş olma potansiyeli olacak. Detaylı inceleyeceğiz. Teknik olarak aşağıda da 7820 önemli. 7820 aşağısı kapanışlar C'nin bittiğini ve yeni bir düşüş dalganın başladığına işaret edecek benim için. O açıdan dikkatli bir analizle, yani orta vadeli pozisyonu korumak isteyen koruyabilir ama 7800 kırılırsa aşağı, çok da aşağı potansiyeller, önceki diplerin aşağılarına doğru bir hareketin yeni bir düşüş dalgasının başlama ihtimali var. 8080 yukarı kırılırsa, 8062 veya 8080 yukarı kırılır, oralarda günlük haftalık kapanışlar olursa da yeni bir yükseliş potansiyeli var. Yıl sonuna kadar iyi bir piyasa oluşabilir TL bazında. Ama dolar bazında grafiğe baktığım zaman bu iyimser bakış açımı, yani iyimser derken iyimser olasılığı biraz rafa kaldırmak durumunda kalıyorum. Çünkü haftalık dolar bazında grafik hiç iyi gözükmüyor. 276 yukarıda, 269 aşağıda trend takip seviyorum ama 276 üzerinde haftalık kapanış yapmadığı sürece maalesef yukarı gitme olasılığı pek yok. O açıdan onun üzerinde bir haftalık kapanış yapmadığı sürece aşağıların kırılma ihtimali, bakın aşağıdaki uyumsuzluk ve o 216,5 seviyesi kırılmadan, onun altına gelmeden o uyumsuzluğun ortadan kalkma ihtimali yok. O açıdan oraya çok dikkatli bakacağız. Dolar bazında grafik benim daha geniş resimde, büyük resimde baktığım tablo olduğu için o hep kafamın arkasında. Onun için kısa vadelere biraz daha karamsar bakabiliyorum. O uyumsuzluk ortadan kalkmadan henüz resmin olumluya döndüğüne kanaat getiremiyorum. Ama teknik analiz her zaman kısa vadeli karar vermek için önemli. Özellikle 276 üzerinde atıp da kısa vadede 8080 üzerinde olduğunu görürsek teknik olarak kısa vadede yukarı yönlü hareketlere bakabiliriz. Ona göre değerlendirebiliriz. Yani hiçbir bilgiye, hiçbir şeye saplantılı şekilde bağlanmamak lazım. Şartlar değişirse görüşünüzü esnek bir şekilde değiştirmelisiniz. Ama gerçekleşenler ana resminizle, ana senaryonuzla uyumluysa sorun yok. Tersi ise, yani çelişkiler varsa biraz daha temkinli olmanız, pozisyonlarınızı küçültmeniz, geriye yaslanıp biraz izlemeniz bazen daha faydalı olabilir. Evet, bu bilgiler ışığında bu haftayı da kapatalım. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.